Bu kick bir silah tabii yani. Bunu tamam. iyi kullanırsanız, bunun içinde de tabii çok çalışmanız lazım. Kullanırsanız 90 artı 5 maç 0-0 vuruyorsunuz 90'a 1-0. Zaten Fatih hocamız istemişti. Ondan gerçekten Allah razı olsun. Ya yani bugün bu yaptığımız futbolun dışındaki bu mesele de onun sayesinde başladım. Fatih Hoca benim kaderimi değiştirdi. Antrenör başlamak kaderimi. Kaç milli oldun hocam? Toplam hepsini katarsak 83 falan 49 A milli oldum. Tek milli olmadığım zaman Şunol Güneş'in mil takım hocası olduğu zaman. Küçük şehrin büyük takımı Trabzonspor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Sevgili seyirciler Atakan Kurt ile futbol anıları programının bu haftaki konu Türk futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Hami Mandıralı. Tabi ee, tabii yeni jenerasyon bilmeyebilir ama YouTube'a girerseniz ya da Google'a Hami Andıralı yazarsanız onun eşsiz gollerini sağ ayak, sol ayak, mesafe tanımaksızın attığı birbirinden güzel golleri görürsünüz. Zaman zaman sağ ayak, zaman zaman sol ayak, hangi ayağıyla isterse e, mesafe tanımaksızın inanılmaz goller atardı. 20 metre, 30 metre fark etmez. Sağ ayakla korner kullanırdı, diğer köşe yönlerine giderdi, sol ayakla kullanırdı. Sağ ayakla fricik atardı, sol ayakla fricik atardı. Yani şu anda Havim andralı, şu dönemde, şu jenerasyonda oynuyor olsaydı, şu... E, şartlarda e, 60-70 milyon eurosu vardı. Yani e, hiç abartmıyorum. Öylesine büyük bir oyuncuydu. Ama tabii e, yanlış zamanda oynadı bence. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hocam senin gollerinle büyüdük. Gençliğimiz geçti. İnanılmaz goller atıyordun. E, 296 kilometre miydi? 269 kilometre. 269 kilometre şarke'de vurdun vurdun. Barajla kurbanlar. <laughs> o rekor halen devam ediyor değil mi? Evet. Dünya futbol tarihinin en sert şutu halen sende. Yani öyle yazdılar ben de oradan biliyorum. Yani benim yazdığım bir şey değil tabi. Ee, tabi bu aslında benim için de gurur verici bir olay. Türk insanı için de yani Türk bir oyuncunun dünya sıralamasında birinci sırada olması hız olarak çok çok önemli bir şey. Ee, bu aslında Türklerin aslında neler yapabileceğini, neler başarabileceğini de bir örneğe göstergesi olması lazım diye düşünüyorum. Ee, müthiş bir şey. Yani bütün dünya futbolun en önemli oyuncularının önünde hız olarak birinci sıradasınız. Bir Türk olarak bu beni ve Türkleri bizi gururlandırmalı, mutlu etmeli diye düşünüyorum. Ee, bunun için de abi çok çalıştım, çok bedel ödedim. Ee, ve karşılığında yaradanın verdiği özellikleri ben sahada kullanarak, geliştirerek, çalışarak e, bu durumlara geldim ve böyle bir oyuncu oldum. Yani onun için mutluyum tabii. Hocam Baraj kurulmadı. Oradan inanılmaz uzak bir yerden kaleye vurdun. 269 kilometreyle gol oldu. Niye baraj kurmadılar? Oradan kaleye vuracağını mı tahmin etmediler? Sen vuracakken o anda takım arkadaşların ne dediler sana? Ya da teknik direktör. Anlatır mısın onu, o anı? Şimdi kimse bir şey demiyor tabii de. Ee, şöyle bazen hani uzakta ben de bakıyorum. Kendi kendime böyle yorumlarken diyorum ki buradan vurulur mu acaba? Ben de tabii kendimi sorguluyorum fakat Denemek lazım. Denemeden bunu bilemezsiniz. Şimdi 1860 Müşen maçıydı. Yani Frikik oldu. Şimdi ben çok iyi maçlarım var ama gol atamıyorum. İşte olmuyor gol bir türlü. Dedim yani ben buna vuracağım. Çünkü hazırlık maçlarında o kadar güzel goller atıyorum. Hepsi ağzı açık beni izliyor arkadaşlarımın. Ya bunun artık lige bir yansıması olması lazım. Bu, bu görünmesi lazım diye. İşte yaradan o gün bana nasip etti öyle bir şey. Yani Frikik oldu. Olafton kaptanımız yanımda. Şimdi baktım baraj da yok. Ama bayağı uzak mesafe. Yani, santra, yani orta saha yakın bir yer neredeyse. Ee, i̇zleyenler bakıp görebilirler bunu. Beni doğrulayabilirler. Ya topa bakıyorum, kaleye bakıyorum. Bayağı uzak şimdi. Olafton bana bakıyor. Ya tabii dilde yok konuşamıyorsun ama beden dilinde. Buradan vuracak mı acaba bu? Ben de diyorum ola ben pas sen kontrol. Gerisini ben <laughs> Meden dilinde tabii. Topa ben pası verdim. O tuttu. Ben vurdum. Zaten ses orada görünüyor. Ben Google'dan ben de bazı zaman atıyor arkadaşlarımız. Böyle mermi gibi vın. Sonra gol oluyor. Sonra kaleciye maçtan sonra soruyorlar. Neden baraj kurdurmadın diye. O da şu cevabı verdi. E, oradan baraj mı olur demiş. <gülüyor> ya. <gülüyor> tabii, tabii yani, oradan baraj, yani, baraj da olur. Oradan baraj mı olur. Oradan vurulur mu demek istemiş. İşte oluyor bazen yani denemeden bunu anlayamıyorsunuz ve ben bunları çok denedim. İdmanlar da denedim. Orada öyle bir gol atarak dünya tarihine hız olarak girdim. Maçtan sonra takım arkadaşları ya da teknik direktör ne demişti hocam hatırlıyor musun? Ya onlar tabii ben gol attım diye çok seviniyorlar. Beni şimdi seviyordular. Oynadığım futbolun karşılığı tabii futbolcunun e, göstergesi nedir? Goldür. İyi oynayıp oynamaması goldür yani. Taşlandıran goldür. Ben gol atınca benden daha fazla sevindirir. Hocaya koştum hatta havaya zıplayarak böyle eline vurdum. O böyle gülüyor. Arkadaşlarım işte hafta içi bana geldim. Gelmeyenler vardı cezalı. Onlar bana işte falan bir sarılıyorlar işte. Onlar benden daha çok mutlu oldular. Evet. Çünkü benim bir patlama yapmamı bekliyordular. O golden sonra zaten bir Frankfurt maçı da çok efsane bir frikik golü daha oldu. Ee, beni daha çok, benden daha çok mutlu oldular. Bunu gördüm ben, görebildim üzerinde. Ama bir yere kadar tabi sonuçta e, orada da o gollerden sonra lig bitti ve biz döndük. Neden döndün hocam? Çok erken döndün. Yapamadın yani, Almanya'da. Yo ben, bana göre çok rahattık. Yani ailem de rahattı. Ben de rahattım. Çünkü sıkıntımız yoktu sevgili Atakan. Yani hiç, maddi manevi hiçbir sıkıntımız yoktu. Her şey dört dörtlüktü. Harikaydı. Ama tatile geliyorsunuz. E, başkanımızın oteline geliyoruz. Mehmet Ali Bey'in oteline geliyoruz. İşte o dönem işte o gün Abdullah Ünal Karaman takımdan ayrılıyor. Başkanımız işte tabi onun tatil köyünde kalıyoruz. E diyor ki takıma abi lazım diyor. Bize böyle böyle duyuruyor. Tabii tabii. Biz e, hissettik olay ama e, tabi tabii yine aynı şeyi tekrarlayayım. Mehmet Ali Bey'e hayır demek öyle kolay bir şey değildi tabii. yani. Çünkü benim Trabzonspor tarihinde en çok sevdiğim başkan oydu. Çünkü onun e, varlığı bizde her zaman bir güçtü. Hakkım üzerinde Türkiye üzerine bir güçtü. Onunla biz çok güçlü hissediyorduk kendimizi. Hem sağ iç hem sağ dışı. Dolayısıyla hayır diyemedim ve dönüşüm öyle oldu tabii. Bir de 30 yaşına gittin değil mi hocam? 30. Hatırlıyorum Trabzon'da bir Şahke maçı. iki tane gol attın. Bir tane hatta kenardan böyle aşırtma gol attın. İnanılmaz. Orada kaleye vurdun orta mı yaptın hocam? Şimdi rahmetli evet. Kaya Çingiroğlu Profesör Çingiroğlu hocamız ben şimdi orta attım aslında. Orta attım. Ama öyle bir top gitti ki Lehman'da öne çıkmıştı. Top onun üzerinden 90'a takıldı. Şimdi sonra maçtan sonra bir yerde karşılaştık dedi ki nasıl gördün dedi kaleciyi dedi. Hocam diyorum ben diyorum orta attım diyorum. Yok oğlum diyor bırak o işleri <laughs> sen diyor. Ben diyor sen diyor gördün kaleciyi. Baktım öyle inandı hocam ben de olsun dedim hocam gördüm dedim öyle attım dedim. Öyle biraz şakalı. <laughs> tabii o... tabii. Asıl gol frikik golü tabii. Tabii doğru. O Şaki <laughs> maçtan sonra ve maç bitti. Ben havalimanına gittim. Çünkü onların doktorları, o kulübün doktoru beni, Armin Lankors diye doktorlar o iyileşir tedavi etti. O Maça da o hazırladılar. Onlar hazırladılar beni Almanya'da aslında. İkinci maç için. Onların doktoru. Ha. Hatta sordular menajere sizin doktorunuzun e, tedavisini yaptığı oyuncu Hami. Hı. Yarın size gol atıp siz elerse ne yaparsınız? Vallahi doktorumuza gurur duyarız dedi. Çünkü Vay bu işte. başka bir şey dedi. Tabii. Bu insan sağlığı dedi. Tedavi etti ve onun oynamasına katkı sağladı. Biz doktorumuza gurur duyarız. Ben de o vesileyle maç bitti. Biz tabii 3-3 bitti. Elendik. Havalimanına gittim. Yolcu ettim doktoru, takımı. Ondan sonra da bu transfer gerçekleşti. Ne güzel. Ne güzel hocam ya. 321 gol mü attın hocam? Yani 300, hepsi 20, kupalarla beraber hepsi 321 gol. Ya inanılmaz tabii. Hocam kaç kişiyi sakatladın? <laughs> Onu bilemiyorum. Yani ya kaleciye mesela elini kırdın kaleci oldu mu? Yok mesela. yok öyle bir şey yok ya. Yani böyle baygınlık geçirenler oldu tabii. <laughs> ee, o da şöyle oldu. Ee, <gülüyor> baygınlık. Penaltiyi <laughs> kurtardı. O gün e, kaleci hiç kıpırdamadı biliyor musun? Hani ben bazen diyorum oyunculara veya kaleci kıpırdamayın düz durun genelde ortaya vururlar ya sert. Ben de hep sert vurdum için. Tamam. O gün kaleci hiç kıpırdamadı. Gül. Top geldi ona tabii vurdunca tabii bayağı da açılmışım. Biraz bir darbeli oldu ve tabii. bir ambulans geldi. Biraz ondan uğraştı sahanın arkasında. Sonra tekrar oyuna devam etti. <laughs> Peki Fırıcık de ya mı? Ya vurduklarım oluyor. Canı yananlar oluyor. bir, bir gün Suat Kaya'ya vurdu top Galatasaray maçında. Onun da canı yandı. Yani ama tabii. de. Ya canı yanıyor işte. Ya bazıları zaten girmek istemiyordular baraja. Kim girmek istemiyordu? Hiçbiri girmek istemiyordu baktığın Gir, zaman. Ama <laughs> sonuçta girmek lazım baraj yani bu. Kaşla vuran bir vurucu Hamim Andralı. <laughs> bey bey bunun muhabbetini yapıyorlar mı ya, saçında? Ya vurma işi işte sert... takıma gelince yapıyorduk. Ne diyorlar ya yani mesajı? Friki olduğu zaman kimse girmek istemiyordu diyordular bana. Ama sonuçta giriyordular tabii. tabii. Yani bir vurucu var yani orada bir tane topayı vuran bir adam var. Ama ben tabii gol için vuruyordum. Onlara vurmak niyetinde değilim tabii. Plastik barajlar geldi sonra. Tabi. Onunla antrenman yapıyordu tabii. ama önceleri o da yoktu. <laughs> e, futbolcular geçiyordu. Öyle antrenman yapıyordu. Vuramıyorsun Atakan ım. Şimdi kendi arkadaşım var. Vuramıyorsun. Onlar da girmek istemiyorlar zaten. Kaçıyorlar. Ama maçta öyle bir, şey, öyle bir şansın yok. Rakibim var. Sen de takımın için gol atmak istiyorsun. Ama bu plastik barajlardan sonra çok gelişme oldu tabii vuruşlarda. Ee, aslında ben ondan önce e, hareketli toplara daha çok e, gollerim var sürerken böyle sağdan soldan. Bu free bir silah tabii yani bunu tamam. iyi kullanırsanız bunun içinde tabii çok çalışmanız lazım. Kullanırsanız 90 artı 5 maç 0-0 vuruyorsunuz 90'a 1-0. Bu bir silahtır bunu iyi kullanmak için de, evet çok çalışmak, pratik yapmak lazım. Hocam free silah senin bir de corner silahın vardı hocam mesela Hatırım Aston Villa maçı. Topa bir kessin. Yani. O gitti ön direkt. Ama o, hepsini o, çalışıyorduk. Orhan vurduk. So elediniz Aston Villa'yı. Yani Atakan şimdi e, bunlar da çalışmak lazım. Bak günümüz futbolunda ben çok üzülüyorum futbolculara. korner atamıyorlar. Biriniz direkte kesiliyor toplar. Ya korner çok önemli bir silah. O da çok önemli bir silah. Tabii. Veya yandan işte duran top kullanmak. Bunları çalışmanız lazım. Mesela e, Şota ile kal, kalıyordu gitmen sonrası. O bana diyordu işte sağdan soldan işte orta atta ben işte vurayım. Ben bundan çok mutlu oluyordum yani benden Şota böyle bir şey istiyor. Ben isterim küçük kardeşlerimize kalsın. Bana desin ki abi bize işte sağdan soldan korner duran top nasıl vuruyorsun nasıl küsün göstermelerini bekledim. Ama bunu Şota teklif ediyordu onların hiçbir etmiyordu. Arada bir kalite farkı vardı yani düşünce farkı vardı. Çünkü adamın hedefi büyüktü. Doğru. Yeğilir oynayıp gidecekler bak. Çoğunun adı sanı yok. Ama şota var. Doğru. İşte Hami var. Var böyle birkaç Doğru. tane var. Dolayısıyla bunların hepsini çalışmak lazım. mesela bir Galatasaray maçımız var. Sağ ayaktan atacaktım korneri. Sonra ne olduysa döndüm sol ayaktan attım. Şota ön direk Adamı geçirdim birinci adam rakibi. Şota vurdu gol oldu. Doğru. Ya yani Bunların örnekleri var. Bunun için bunları da çok çalışmak lazım. Sadece free kick değil. Sen hocam sağ ayak sol ayak korneri atıyordun. Sağ ayak sol ayak free kick de atıyordun hocam. Evet. Hatta bir maçta sen iki tane fricik atın hiç unutmuyorum onu. Bir sağ ayakla ayak içi vurdun, bir sol ayakla ayak evet. içi vurdun. <laughs> Avrupa maçları. Hayatımda ben öyle bir şey görmemiştim. Yani Hatta bir... biz onun makarasını falan yapardık. Biz Lig TV'de o zaman 99-2000'ler bizim Mustafa diye bir kardeşimiz var şimdi Acun çalışıyor. Böyle açıp açıp kaka atardık falan yani. Çünkü bu görebildiğimiz bir şey değil yani. Güzel gollerdi. Emek veren gollerdi. Yani insanları mutlu eden gollerdi. Mesela bizim bir UEFA maçımız vardı. Bizim yöneticimiz vardı Tuncay Bender. UEFA gözlemcisi onun yanındaydı. O yabancı diye bildiği için o onunla beraberdi. Frik olmuş demiş ki Tuncay abi burada bu gol demiş adama. Adam demiş oradan gol mü olur 35-40 metre dedi. Turku maçıydı. E, e, Finlandiya'nın Turku Turku. Ben topa bir vurdum gol oldu. Adam diyor bana bak dedi şoklarda diyor. 10-15 ee, dakika sonra korner direğine yakın bir yerden oldu frikik. Tunca abi demiş ki adama yine bu da gol. <laughs> Adam demiş şuradan olmaz demiş. <laughs> Ayak içi yine çok sert 190'a gidiyor evet, Adam demiş ha, bu bitti, bu ya, iş bitmişti daim. yani. Ama bunun için gerçekten çok bedel ödedim. Peki yani. hak ettiğin değeri ya da hak ettiğin paraları ya da e, hak ettiğin o şöhreti yakalayabildin mi hocam? ya da hak ettiğin kulüplere gidebilir mi? Tamam Trabzonspor çok büyük bir cami ama mesela şu anda çıkıyor 18-20 yaşındaki çocuklar biraz yetenekli 2-3 gol, 2-3 asist yapıyorlar. Avrupa'nın çok önde gelen kulüplerine gidiyorlar. Ya sizler senede 30 gol atardınız hocam. Ee, ama o dönemlerde mesela çok iyi bir menajerlik piyasası yoktu. O bizden kaynaklanan bir şey değil tabii yani menajerlerin olmaması. Ben şöhret konusunda çok yorum yapmak istemem. yani şöhret eğer yüreğinle şöhreti futbol şöhretini çok yukarılara taşıyabiliyorsun o zaman şöhretin kıymeti var anlamı var çünkü hem iyi insansın hem şöhretin var bunu taşıyabiliyorsun kullanabiliyorsun olumlu yönde bu benim için kıymetli hep sordular bunu bana benim için tabii en büyük takım Trabzonspor çünkü bana bir kimlik verdi hala da öyle düşünüyorum. Diğer kulüplerin büyüklükleri tabii ki onları sevenler için çok kıymetli ama benim için Trabzonspor çok kıymetli. Hep Trabzonspor dedim. Ee, e, maddi olarak evet. Belki çok daha farklı e, imkanlarım olabilirdi. Bunu net söyleyebilirim ama işte Trabzonspor sevgisi çok şeyden bize, çok şeyde fren yapmamızı engelledi. E, çünkü hep Trabzon, Trabzon, Trabzon. İsteyen takımlar var. E, gidememe şeysi var, korkusu var. Yani gönderilmeme e, veya o kulüplerin bizi alamama korkusu var. Seni her sene Galatasaray istiyordu bir defa. Ya her sene olmasa bile oluyordu. Yani bir, bir 95-96'da netti yani. Netti. Ben de konuştum kulübümüzde. E, ben de rica ettim gitmek istiyorum artık. Çünkü e, benim şehrim, küçük şehrim büyük takımı Trabzonspor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yine de öyle söyleyeceğim. Trabzonspor büyük bir takımdır, büyük bir futbol kulübüdür. Ee, bana çok şey verdi. Fakat e, sen demin çok güzel ifade ettin işte yılda şu kadar gol atıyorsun. Ben her yıl mesela 15-20, 20'nin üzeri goller atıyorum her sezon ama. Ama takım başarısı olduğu zaman hedef hep Hamim andıralı. Yani benim ayarıma da da oyuncular var. Onlara kimse bir şey demiyor. Özellikle dışarıdan gelenlere. Ama e, Trabzon çocuğu olduğum için, oradan çıktığım için eleştirinin birinci hedefi benim. Ben de işte o zaman dedim ki yani bir bakayım benimle mi kaynaklanıyor ve o 95-96'da Galatasaray'dan böyle bir teklif olunca ve konuştum ve gitmek istediğimi söyledim net bir şekilde. Ama olmadı gerçekleşmedi ve ben kaldım o sene de 23 tane gol attım. 23 tane. Yani o sene Galatasaray'ın şey başlangıcı değil mi hocam? Fatih Hoca geldi. O sene Galatasaray'a gitmiş olsan hacili dönem 4 sene belki UEFA kupası kaldıracaksın vesaire. Evet. Sen zaten muhtemelen 300 küsür gol attın. İstanbul'a gelsen muhtemelen 400 500 500'lere falan buluruz. Zaten Fatih hocamız istemişti. Ondan gerçekten Allah razı olsun. Ya yani bugün bu yaptığımız futbolun dışındaki bu mesleği de onun sayesinde başladım. Fatih hoca benim kaderimi değiştirdi. Antrenör başlamak kaderimi bütün ailemi alarak İstanbul'a geldim 2005 yılında. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın benim jenerasyonunda çok çok emeği vardır. Gerçekten Allah Fatih hocamızdan razı olsun. Hepimize dokunmuştur. hepimize el atmıştır. Hepimizin hoca olmasında önemli rol oynamıştır. Ona her zaman e, saygıyla minnetle e, bir borcum olduğunu düşünüyorum ve ona asla sadakatsizlik yapamam yani. Çünkü ben ve benim gibi arkadaşlarımda çok emeği vardır. Fenerbahçe istedim hocam sana. O da oldu. Ee, Alişan mı istedi? Yok o zaman değil. Güven Sezak zamanıydı. Rahmetli Nur içinde yazsın. Cemil abi aramış. Cemil Turan abim aramış. Benim telefona masör Şefik abi bakıyordu. Konuşuyor Şefik abi ben de dinliyorum. Yani de böyle hararetli konuşuyor ama. Ben de Belçika'ya gideceğim menüs ameliyat olmaya. Bir gün sonra. Sonra konuşma bitti dedim. Şefik abi kim aradı dedim. Öyle hararetli konuşuyorsun. Demedi de ya işte aradı dedi. Halbuki Cemil abiyle konuşuyormuş. Ha söylemiyordu o sana. Bu arada dışarı gitti. Bir, bir, bir telefonla konuşuyor. Faruk Özak o zaman başkan. Onu arıyor. Başkanımız arıyor. Ya Fenerbahçe da Ami kaçıracak ne diyorsun? A ne yapalım başkanım ne diyorsun pardon ne yapalım? Biz bindik uçağa Trabzon'a ektik. Sonra tekrar sabah bindik geldik İstanbul'a Belçika'ya gittim. O da öyle olmadı. Ha, sen öyle Trabzon'a kaçırdılar sonra tekrar getirdiler. Yani ama nasiptir her şey be. Beşiktaş istedim hocam. Beşiktaş'la ilgili bir şey mi olmadı bilmiyorum. Olmadı. Yani benim duyduğum olmadı yani. Duyduğun olmadı. Yani bir insanın istenmesi, bir oyuncunun istenmesi, büyük kulüpler tarafında istenmesi çok çok önemli bir şey. Hepsine çok teşekkür ediyorum yani beni isteyenlere. Ama bu nasiptir yani. Benim nasibim demek Trabzonspor'du. Oradan bir şarkı yaptık. Bir sene orada kaldık Türk futbolunu, Türk oyuncusunu orada tanıtmaya çalıştık. Sonra bir Altay ay Ankara gecim oldu sonra futbol bitti yani. Kaç milli oldun hocam? Toplam hepsini katarsak e, 83 falan, 49 a milli oldum. E, tek milli olmadığım zaman şenol güneş'in mil takım hocası olduğu zaman. Neden? Olmadı en iyi zamanlarımda bile bir gün e, beni mil takıma davet etmedi ve onun zamanında bir defa milli olmadım. Allah Allah. Evet. Peki şenol güneşle aranda bir sıkıntı var mı? O şey? Benim ne problemim olabilir a Atakan? Biz oyuncuyuz biz. Bizim başımızı hocaların değerlenmesi için sahada iyi futbol oynarız, goller atarız. Onlar da hocalıklarını, üst kalitelerini, oyuncu hocalık kalitelerini ortaya koyarlar ve hoca olurlar. Yani oyuncular iyi performans sergilemesi, hocanın da bir esprisi olmaz. Dolayısıyla biz hep hizmet ettik Trabzonspor'a hocalarımıza ama onun zamanında bir defa milli olmadı. Yani diyorsun ki hocam şunu anladım biz hocalarımıza katkıda bulunduk. Şenol Güneş'in de e, yükselmesinde, iyi teknik adam olmasında bizim oyuncu olarak çok katkımız oldu. Ama Şenol Hoca'nın bize sonraki dönemde çok katkısı olmadı. Öyle değil mi sence? Yani oyuncular oynar, hocalar sınıf atlar. Doğru. Kariyer e, yaparlar. E, ya bana değil yani. Hiçbirimize bir katkısı olmadı, faydası olmadı. yani Hiçbirimize dokunmadı. Hiçbir oyuncusuna dokunmadı. Ee, bir tek Ünal Karaman onun zamanında beraber oldular. Ee, onun dışında e, eski top oynamış oyuncuların hiçbir yanında olmadı. Şu an hep e, dikkat ediyorum. Bir tek Bayram şu an hep onun yanında. Bayram Bektaş. Mil takımda, şimdi Beşiktaş'ta da beraberler. Onun dışında ona hizmet eden Trabzon'un hiçbir oyuncuya destek olmadı, el atmadı. Sence neden hocam? Bilemiyorum. Onu, ona sormak lazım. Arada denk geldiğiniz zaman hiç sordun mu hocam bunu? Ne sorayım Atakan? Yani. Ama bir kırgınlığın var sanki şu an. Var olmaz mı? Niye olmasın yani? Ben e, benim jübile yapmamda da o yapmamamda da onun e, etkisi var. Dolayısıyla yani bir kırgınlığım var ama bir saygısızlığım olmaz yani. Ben kırgınım evet. Ve evet, şu an o güneşe kırgınım. Ben ve benim arkadaşlarım, benim jenerasyon arkadaşlarım onların da kırgın olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbirimize şu kadar dokunmadı. Evet. Ama bizi kim bu işe başlattı? Bak ben ne diyorum? Fuat Terim başlatıyorum. Beni Abdullah o günü Tolunay'ı, Hamza'yı işte sayabileceğin kaç kişi daha varsa o jenerasyonla hepsinde Fatih Hoca'nın parmağı var. Etkisi var yani. Ben isterdim ki Şenol Güneş de bize dokunsun. O bizim jenerasyona, ona hizmet eden jenerasyona dokunsun. Etmedi. Ha bunun için de hani ha kırgınlığı var ama yani bir saygısızlığım olmaz yani kimse. Yani Büyüklerimdir. burada diye söylemiyorum hocam. Hakikaten gerçek bir efsanesin. 321 gol atan bir oyuncuya da jübile yapılır hocam yani. Yani, yani teklif edildi. O teklif edilen e, jübile maç organizasyonu bana yakışmayacağı için ben de istemedim. Ha, istemedi. Olmaz yani. Ami Mandırarı öyle bir Jübile olmaz. Bana böyle bir teklif yapmamalıydı yani. Ne, ne maçıydı hocam? Ya X bir maç. X bir maç olur mu? Olmaz. Şimdi Trabzonspor'un e, e, bizden sonra da bir jenerasyonu var. Oyuncu grubu var. Orada da var. işte Yıldız Oyuncu Grubu var. İsim isim böyle... Sen ne istersin? Onların da hepsinin olduğu bir takımla bir takıma karşı bir veda yani bir esallama. Onlar yok orada onların dışındaki oyuncularla Hammandıralı jübile yapacak. Ha yedekler, melekler şans o, bulamayın. Onlar rüzgar. da onları da bir saygısızlık yapmak istemem. Onlar da kıymetli değil ama Hammandıralı jübile yapacaksa bütün takım orada olmalı. Tabii canım. Aynen bütün öyle. takım olmalı. O takımın en iyi oyuncular orada olmalı. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Tabii ki de. Yani öbür kardeşlerime saygısızlık yapmayayım. Onlar da kıymetli ama yani böyle olmaz. Bu hamimandırılı her gün gelen bir adam değil ki Türk futboluna. Yani her gün Hami Mandıralı çıkmıyor bu ülkede. Veya bir işte isim kaliteli oyuncularımız var. Onlar çıkmıyor. Bunlar yılda belki de 10 yılda, 5 yılda, 20 yılda bir geliyor. Böyle bir oyuncuya böyle bir jübile teklif edemezsin. Etmemesi lazımdı. Ondan dolayı böyle kırgınım var yoksa ama asla söylüyorum saygısızlığım olmaz. E, Trabzonspor'da oynamak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a oranla 2-3 kat daha fazla mı zor? Kendini ön plana çıkarma, itibar kazanma, e, e, performans gösterme. Mesela Fatih Tekin'in geçen bir demecini okudum hocam. Diyor ki Trabzonspor'da oynadığımız için yeteri kadar değer ve önem görmedik ve yeteri kadar milli takıma alınmadık diyor. Katılır mısın? ya da sen bunları yaşadın mı? Milli takım olay için bu söylenebilir. Yani bunu söyleyebilirim. Ben de söyleyebilirim. Ben de en fazla milli, milli olduğum sayı Piyontek'le başlayan ve Fatih Hoca ile devam eden. Ya Piontek olmasa almayacaklar. Yani çok zor. Yani çağır, mesela bir maça gittik biz Norveç'e. O zaman büyük bir deprem oldu biliyorsunuz ülkemizde. Hı. Bütün takım olarak dedik ya bu maçı oynamayalım. Herkesin yakını makını var. Üzülmüştür. Gittik o zaman Hocamıza söyledik. Maç oynamadı. Döndük. 15 gün sonra kadro açıklandı. 10 gün sonra bir kadro açıklandı. Başka bir maç vardı. Ben kadroda yokum. Ya şimdi diyorum ki ya bir yerde maç oynadık da benim performansım mı düştü? Allah Allah. Kadroya alınmadım anamadım. İstanbul'da oynayan bir oyuncu. Evet İstanbul'da oynayan oyunculara milli takım kapısı daha fazla kolay, daha kolay açıldı. Daha çok İstanbul'da oynayan oyuncular çok milli oldu. Ee, bu Demin bahsettim Fatih Tekin'in bu ülkede daha fazla milli olması lazımdı. Çünkü çok çok önemli özel bir oyuncuydu Tabii. benim için. Kıymetli bir oyuncuydu. Bir de bana göre adam gibi de adamdır. Her zaman onu çok severim ben. Burada öyle ekonomik olarak zaten hep şeydik biz eksi eksideydik. Ha bundan rahatsızlık duymadık. Şu an konuşuyoruz ama o günün şartlarında kulübümüzün verebileceği en iyi para oydu. Onu aldık yani. Ama farklı düşünseydik, buraları düşünseydik daha fazla para kazanırdık. Ama biz öyle düşünmedik. Trabzonspor'umuzu düşündük, şehrimizi düşündük. Ha gerekli ilgi alaka. Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Bu çok çok normal. Çünkü şunu yapamayız hiçbirimiz. Herkesin bizi sevmesini bekleyemeyiz. Doğru. Öyle bir düşünce olamaz yani. Yani bu da çok doğru bir düşünce de değil, yaklaşım da değil. Ama sevenimiz çok, saygı duyanımız çok, sevgi duyanımız çok. Mesela ben bunu nerede görüyorum? Şehrimde de beni çok seven var. Sevmeyen de vardır. Olabilir. Buna hiçbir zaman karşı değilim. Ama şehir dışına çıktığım zaman... Trabzonspor'a hizmet etmiş Hami Mandıralı'ya Mandıralı gösterilen sevgi saygı... Beni çok onur ediyor. Çok mutlu ediyor. Benim için kıymetli olan bunlar. Yoksa paran olur, pulun olur ama adam olmadıktan sonra... Adam olmadıktan sonra... istediğin kadar iyi futbolcu ol. İstediğin kadar gol at. Ben şimdi... Kadıköy'de yaşıyorum Fenerbahçe'nin kalesi ben orada yaşıyorum orada dolaşıyorum 2005'ten beri orada dolaşıyorum sevgili Atakan ama bir gün kötü söz duymadım çünkü benim oynadığım dönemlerde hizmet ettiğim futbol alaka anlayışı onların hep hafızalarında Doğru. yaklaşımları benim onlara yaklaşımım onların bana yaklaşımı yani ben yüreğim geniş herkese açık Doğru. Benim yüreğim yüce gönüllü. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçe'si geliyor sarlıyor, resim çekiyor, imza attırıyor formalarını. Ben atarım. Bu gayet normal bir şey yani. Doğru. Ben bu ülkeye futbol hizmeti yapmışım. Adamlığımla, yeteneklerimle. E, gelen o sevgiye ben et, elimin tersiyle itemem. Ben sarılırım. insanlara sarılırım. Ben insan kazanmışım. Doğru. Yani parayı zaten iyi kötü bir türlü ama insan kazanmak benim için en büyük servet. Hocam Fenerbahçe dedin 95-96. Şampiyon olamadınız. Oğuz Çetin'le röportaj yaptım. Biz iyi bir sezon geçirdik ama o şampiyonluğu Trabzonspor'a gitmişti dedi. Hak ettiğiniz şampiyonluğu ulaşamadınız. Onun travması kaç sene sürdü sende? Yoksa halen devam ediyor ya mu? Ya ben de, ben de ve arkadaşlarımla tabii devam ediyor. Düşün maç bitiyor. Biz yarım saat sağdan çıkamadık zaten. Ya yani kulübe nasıl gittiğimizi hatırlamıyoruz yani. Bizim arabamızla giderken bir tane cam yoktu. Otobüsle yok. hep kırmıştı. Bizi kıran da bizim evet. kendi insanımız. Allah'tan o arada Allah tarafından bir tane tır geldi sağ tarafımıza da onunla beraber yani şeye kadar, tesislere kadar gidebildik. Tam ortada meydanın altında, göbeğin altında orada biz bir taş yağmuna tutulduk. Ya yani kimi taşlıyorsun kendi oyuncum mu ya? Çıkmış orada her şeyi yapmış. Ne yapabilir? Ki çok da iyi oynamıştınız. Ya biz o yılın en iyi takımı bizdik. Evet. Fenerbahçe'yi de sağdan sildik biz. Ama Doğal bir be. buçuk gelire iki golledik. Doğru. Yani be. onun yani bunu bütün takıma mal edemezsin ki ya. Ya sen kırdığın araba, kırdığın cam kimin arabası, kimin camı ya? Onda senin oyuncuların var. Bu forma için emek vermiş, ter akıtmış oyuncular var ya. Biz hepimiz yerlerdeydik ya otobüsün içinde. Dolayısıyla o travma çok büyüktü zaten. işte bu şampiyonlukla 38 yıl mı olmuştu öyle bir şey herhalde tam tam net söyleyemiyorum ama bayağı bir şehri geriye it, itti ve gelenler de hep onu yaşatmaya çalıştı. Halbuki onu unutacaksın orada çünkü futbol devam ediyor hayat devam ediyor başka hikayeler yazmak lazım o hikayeler yazmak için de güçlü olmak lazım. E sen güçlü olmamı istemiyorsun ki beni hep yıkmaya aşağı çekmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla o travma evet hem bizi hem şehrimizi hem Trabzon'u Trabzonspor'a gönül verenleri gerçekten çok üzdü. Çünkü müthiş oynayan bir takımsın ya. Yani olacak iş değil yani. Ya ilk yarı 1-0 öndesin. Sonra ikinci yarı iki tane gol yiyorsun. Berabere kalsan şampiyonsun. Erol Bulut çok asist yapan bir oyuncu değildi. O asist yaptı. Ondan Ama Şetin kariyeri boyunca çok fırçık golü yoktur. İnanılmaz bir gol attı. Bir buçuk geldi dakikadan Fenerbahçe iki gol attı. Sen hocam her yerden vuruyorsun. Fırıcıktan vuruyorsun. Hatta bir pozisyonda e, kamera açısı gole gidiyor. 90'a giderken Rüştü Reşper yok. Evet. El uzanıyor falan. Şimdi orada bir zincirleme de oldu. Mesela Erol Bulut oradan gidiyor. Bir Allah'ın kulu bir oyuncu arkadaşım düşünemiyor lan bunu düşürelim. Ya düşürsem belki far olacak yani. Ya sonra düşünüyorsun ki ya bu Nasip herhalde. Ya. Nasip bize, bize, olmayacakmış demek. Yaradan Nasip bizim hocam. o gün şampiyon olmamızı istemedi. Hocam düşürürsün oradan fizik olur. Yine içeri kesersin. Şimdi birisine çarpar yine gol olur. ama şimdi Oğuz abi hiç o ana kadar bir frik atmamış. Vuruyor. Tık. Bir de yumuşak gidiyor. Tabii. Şimdi benim vurduğumun vurduğum şiddet de onunki arasında dünya fark var. Ama bu taraftan tam havaya zıplıyorum gol diye Rüştü'nün sağ eli topa değiyor. Vuruyor. Vuruyorum sol eli değiyor. Yani hani benimkiler uzaktan vurulanlar ama biz o maçta da çok karşı karşıya gol kaçıran bir sürü oyuncu arkadaşım vardı ama hep hafızalarda senin vurdukların kalıyor. Tabii. Ama orada o gün o gün şartlarında e, şampiyonluğu takımına kazandıran bir kaleci vardı, bir rüştü vardı. Bunun muhabbetini hiç rüştü eşbare yaptı mı? Yaptık tabii yani hep yer geldiğimiz yaptık ama yani o görevini yapıyor o kaleci. Sen yani. neden hocam rüştüye? Yani ben ne diyeyim yani o abi diyor yani konuşuyoruz yani lan yani millet diyor tabi aslında biz aynı ortamdayız konuşuyoruz. Ya yani Rüştü kurtardı ya yani görevini yaptı yani Rüştü zaten çok büyük kaleciydi. Ama yani ben onlara e hele o bir tanesini yani ters eliyle çıkarması o işte o rüştünü ispatladı. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı Sen de travma ne kadar sürdü hocam? Ya ben tabii çok da duygusalım. Ben yengeç burcu bir adamım. Yani üzülüyorum, çok üzülüyorum ama üzül üzül de arkadaş nereye kadar yani? Değil Şimdi mi? diğerlerine görüyorum. Onlar da üzülüyor ama benim üzüntüm daha farklı. Çünkü ben oranın yani doğma bilme çocuğuyum. Yani Trabzon'un minik takımından A takımına yükselen çocuğum Yani benim travmam tabii ki farklı olacak. Sonuçta benim de bir ailem var da, ben de bir yaşıyorum. Bana kıymet veren bir insan grubu var yani. Onlara da bir hep yıkık yıkık kendimi gösteremem ki, morası gösteremem. Mecbur toparlanmaya, güçlü olmaya çalışıyorum. Belki de on, o süreçten sonra bu yıkımlar bizi daha güçlü bir karakter haline getirdi yani. Doğru. O da var. Ama tabii büyük travmaydı yani. Beşiktaş muhabiriydim hocam ben. Fulle tesisini basardı taraftarlar. Hatta benden eski dönemde mesela Ferdinand'ı falan dövmüşler. Bir zalata saldırıyorlar. Ferdinand'a araya giriyor. Ferdinand'a vuruyorlar. Sizde böyle olmuş Böyle basma, vurma, iş, dövüştünüz oldu mu? Yok. Dövüş olmadı. Benim böyle dövüşte, dövüşte işim olmaz. Benim kavga ile işim olmaz. Benim işim tamamıyla yani böyle yaklaşımla, sevgiyle, dokunuşla. Adama ben dokunurum, anlatırım anlar anlamazsa ona saldırayım o bana öyle bir şey mi olmadı fakat e, bu tip davranışlar bizi iyiye getirmez uza Tabii. Yani, öne götürmez yani hep geri getirir. Ya sonuçta bu insanlar geliyor buraya ülke dışından ülke içinden geliyor senin renklerine hizmet etmeye. Ya tek istediğimiz biraz emeğe saygı seviye yani başka bir şey değil yani. Başarısızsak zaten bizi orada tutmazlar ki kulüp tutmaz zaten gönderirler. Dolayısıyla ee, bir o günün yaşadığı bir olay vardı. Öyle ha, evet, bir kupa sonra O da hoş bir şey değildi. Hatta o maçta e, rahmetli olanlar da vardı. Biz bir arkadaş grubumuz beni aldı. O ailelere gittim ziyaret ettim. Anne babalarını hep atoru sarıldım Ne yapacaksın? Ne konuşursun? Sağlıyorsun, tamam. ağlıyorsun, üzülüyorsun, üzüntünü belli ediyorsun. İşte elinden gelen bir varsa onu yapmaya çalışıyorsun. Bunları yapmaya çalış. Yani ben hep insanların içindeydim. Kopuk olmadım hiçbir zaman. Belki de bana olan bu sevgi, sadakat ona ben görüyorum. Yani yoksa insanlardan kaçarsan insan da senden kaçar. Çünkü senin sermayen insan. Hocam senin zamanında kumanda çok iyi fıçık atardı. Çok sert olurdu. Biraz daha yakın döneme geldiğin zaman Juninho, Pernambucano, Bakanı, Hoydonk, Mihailovic, şimdilerde Lionel Messi, çok iyi fıçık atan oyuncular kendini bu oyuncularla beraber nereye koyarsın Fırşik'te? Önleneme mi koyarsın? E, ee, daha mı iyiydi, atardı, hami Mandıralı. Nasıl yorumlarsın? Yani onu şöyle cevaplayabilir. İstatistiklere bakmak lazım. Yani ben şundan daha iyi buluyorum. Demek çok doğru olmaz. Yani insanın kendini övmesi, ön plana çıkarması zor bir şeydir. Yani ama bazen de çok mütevazı olmamak lazım. Bazı gerçekleri de ortaya koymak lazım. Evet ben topalara iyi vuruyordum. Kaç filcik Geç... gol attın hocam? Tam bilmiyorum. 60-70 arası var mıdır bilmiyorum yani ama şöyle e, onlar da çok kıymetli vuruyordu. Yani o dediğin oyuncuların hepsi topa iyi vuruyor. Van Oydonk da ağır kavuruyordu. Ama hepimizin stilleri farklı Farklıydı, dikkat ederse. doğru. Şimdi bazıları hep plasatlı. Kuma, Kumanla işte. senin biraz Kuman bir benzer. benzer ama benim plaselerim de vardı. Tabii doğru. Benim plaselerim de çok sertti. Ama ben hep çok şeyi çok daha çok sevdim Atakan. Mesela kaleciyle karşı karşıya kalıp pres atabilirdim. Ben orada bir hırs geliyor bana. Allah ne verse vuruyordum. Yarada nasıl yani, oluyor? Yani. Mesela bir maçım var. 17 Kayseri'yle oynuyoruz Trabzon'da. Bir sağdan vurdum. Bir soldan. 17. dakika 2-0 maç öndeyiz. Lan çok iyi de gidiyorum diyorum. 5 gol atacağım bu maçta. Kendimi... Gidişat o adet rakibe bir çalım atarken ayakuk bıraktık. Alpsiri bana error veriyor ayak yani. Error Aa. yani yani sinyali verdi. Çık oğlum daha zorlama ayağım. Ama iki gol atmışım tamam, lan. Ama durmam. 5 tane atacağım. Yani o çalımı vurunca rakip de gitti tabii orada. Uçtu gitti. Lan dedim. Bu olacak. Lan tek ayak gitti orada. Ayak gitti orada. Yani ben gittim hemen ayak gitti. Tedavi oldum. Sonra şey çıktı. Cici Mutesco'ydu hocası o zaman Kayseri'nin Dedi ki Hamiki Kayseri sıfır dedi. Tabii, Öyle tabii. bir şey beyanat vermiş. Dolayısıyla e, böyle bir oyuncuyduk yani biz. Ne bileyim Senin Olimpik Lyon maçlarında var hocam. Burada orada 4-1-4-3 değil mi? Kaç gol attın iki maçta? Dört. Üç? Dört tane attın. İnanılmaz performans. Ee, Barcelona'ya gol attın orada. Hocam <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Keşke bir <laughs> Bunu <etmiş. gülüyor> <laughs> konuşuyoruz da arkadaşlar. Ben ya, ya. keşke yani. <laughs> <etmiş>, değil mi? <laughs> ya çok ya, şey. Ya uyan devi mi uyandırdın hocam? Şimdi şöyle. Ne güzel ki... maç böyle gidiyor. Ya Atakan şimdi öyle bir pas geldi bana ki rakip 18'in içinde. Sağ tarafa doğru geldi. Şimdi Begrishlein de sol tarafta oynuyor. Ben sağ ayağımdan çektim o gitti tabi. Tabi <laughs> ama sen bir kez daha dürttün. Ama gibi. o yok sağ ayağımdan çekince o <laughs> gitti. top gitti. Ben şimdi sol ayağıma doğru alıp topu 18'e girdim Zubizerata'ya da yaklaşıyorum. De. Ama rakip de geliyor abi ben tutuldum nasıl düştüm buraya ben diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan vur diyorum kendi kendine vur. Neyse Allah işte yaradan asılıp sol ayakta vurduk 90'a. 90'a? <laughs> sonra sonrasını sonra hatırlamıyorum. 7-2. Yedi, 7-2 yedi, yedi iki. Yedi iki, bit İkinci gol iki maç. Soner attıydı. Soner attı. Hatta geçen bir yerde onun muhabbetini yapıyoruz. Şimdi Lemi anlatıyor <laughs> diyor ki Soner topu aldı. Adam koşuyor. Santre'ye. Demin demiş ne yapıyorsun? Demiş kardeşim git, çabuk gidelim bir gol atalım. Oğlum demiş yeri yedik demiş. On mu yiyelim demiş. Bırak o bir yeri demiş. Salam <laughs> biz böyle <laughs> muhabbet ediyoruz ama yani. ayrı <laughs> ayrı şey anlatıyor. <laughs> Diyorum ki sıra e, Nur için ne yazsın? Özkan Hoca getirdi bizi şeye Atakan. Silver'de oteldeyiz. Büyük masada hepimizi yerden yere vuruyor tabii, Tam herkese laf sokuyor. <laughs> Tam bu ne hep anlatıyoruz da. Ee, hocama geldi sıra. Elektrikler kesildi. <laughs> O ara diyor ki gördünüz mü diyor en iyi ben oynadım bana hocam bir şey demiyordu. diyor. <laughs> Lambalar elektrikleri geldi. Dedi ki rahmetli siz dedi bu lemi arkadaşınızı es geçtiğimi zannetmeyin. Bu dedi böyle 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 durumda dedi. Tabii biz bu sefer gülmeye başladık. Şey. Lemi şeylerin altına gülmeye başladı. <laughs> Çok güzel anılar vardı yani o Lyon maçları da öyle. Sen şeyi hatırlıyor musun? Sen sağda mıydın? Ee, mesela bir gün üç oyuncu değiştirme hakkını kullanmış hoca dakika 83. Lemi sürekli kay kaybediyormuş. Demiş ya Allah'ım ne ben onu alamıyorum sen al falan. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir gün, bir gün topla gelmiş. Demiş ya dünya size demiş dünya yani annenin, dünyanın en tanışacağım. <laughs> ben demiş. hatırlamıyorum. Lemi almış bunu da kaybet demiş. Onu hatırlamıyorum. <laughs> geçen biri anlattı. Asıl e, Lemi'yi İlk gari bitmiş, Lehm'i yanından yürüyormuş rahmetli Özkan hocamızın demiş ki, Lehm'i ısın demiş, oyuna gireceksin. <laughs> hocam demiş, ben zaten oynuyorum demiş ya. <laughs> Evladım demiş, ben seni neden görmedim demiş, 45 dakika. <laughs> yani çok güzel, onların diyalogları Tabii da de. çok güzeldi. Onlar, e, Özkan Hoca ile Leymin'in diyalogları. Bir de Hasan 3 bir gün yani. arabayı park ediyor. <laughs> Bakıyor, Özkan Hoca geliyor, böyle merhaba diyeyim, günaydın diyeyim <laughs> de böyle ağırdan alıyor. Park ediyor, Özkan Hoca geliyor, hocam günaydın diyor bana günaydın deme bana futbolu bıraktın da diyor. Evet e ama Hasan'a soruyor diyor öyle bir şey yok diyor. Yani, yani. bir sürü hikayeler vardı. Ee, bak Lyon maçlarımız var sahaya çıkıyoruz ısınıyoruz. O Fransızlar bize değişik bakıyor böyle yukarıda falan. Biz de askeriz Atakan 6 tane asker var takımda. Neyse biz bunlara 4 tane atıyoruz ama Trabzon'a geliyoruz. Öyle, 4 de işte öyle tehlikeli bir skor. Sonuçta Lyon yani. Evet. Ee, bizi paşa çağırıyor. Paşa diyor ki bu maç kötü bir ders, biterse diyor haritadan kendinize yer seçin. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu şartlarda maça evet. çıkıyoruz. Şimdi biliyor musun askersin. Neyse Allah'a şükürler olsun. Yani çabuk çabuk dört tane daha attık Trabzon'da <gülüyor> da. <gülüyor> Rahatladık yani. Ama da Lyon yani. Hani Lyon'a şimdi nerede ya? 4-3-4 bir inanılmaz hocam. Yani, yani. Işte o Aston Villa maçları Etkinsin hocaları sakız iterken oranın golünde sakızı yuttu. Ben Konur attı ama Orhan da kaynak Çok iyi vurdu. O Benim orada. kardeşim ne kafa gol attı. Golü attı Orhan. Evet. Orada da gol attı. orada da Orhan çok ben çok severim. Çok değişik bir golcüydü. Değişik bir oyuncuydu Orhan. Yani çok güzel iki tane gol attı yani. Çok güzel goller oldu. Evet. Avrupa maçları oldu. Ee, mesela Perugia'yla ile oynuyoruz. Yine o Rapay için o zaman Rapay şeyde oynuyor. Perugia'da. Ya yani bir çıkıyoruz bize değişik bakıyorlar. Biz yani küçümsüyorlar. Onlara da üç tane. <laughs> tabi tabi yani bazen yaradan da böyle diyor ki bunlara bugün siz evet darmadan açacaksınız. Trabzon'daki Barcelona maçı kaç yapmıştı? 1-0 Hamdi atmıştı. Hamdi atmıştı. Rovaceta. Rovaceta. Bu O maçta ben yoktum. Sen sakatım Sakın atayım ya cezalıydım. Ha, ya, sen ya. yoktun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel hocam ya. Hocam e, konu konu açıyor. Danimarka maçı ilk attığın fizik golü değil mi milli takımda? Evet. İnanılmaz gol. Schmeichel evet. yok ama kalede. Yok yedek kalecileri vardı. Ama Schmeichel olsa fark etmez. Onu Şimdi zaten. Rıza abi topun başında e, ben de geldim. Dedim Rıza abi ben vuracağım dedim. Tamam dedi. Böyle dedim sen tut dedim. Dokun dedim. Ben öyle vurayım. Gerçekten ip gibi gitti. Sonra zaten ondan sonra ben de şalter attı dedim. Bundan sonra daha dikkat vurman lazım. Önceden vuruyorduk. Vurmak için vuruyorduk belki de. O gol olunca daha bilinçli düşünmeye başladım. Dedim ki aha buradan bu gol oldu. Değil mi? E, barajlar geldi arkadaşlarım artık yok. Onlardan çalışa 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 tekrar tekrar. Baktım her vurdum gidiyor. Sonra kalecilere kızıyor ya arkadaşları. Ya bu da yenir mi? E, sonra bir izliyorsun top öyle hızlı ya. gitmiş ki kaleci eğlene evet. kadar zaten. E, gol olmuş zaten. bir San maçımız var yağmurlu hava San Marne'dı. E frikik oldu. Oğuz abi topun başında. Dedi dedi ne yapacaksın dedi. Dedim abi sen hafif dokun dedim. Kaleci de barajı kurduruyor. Böyle hazırlık bekliyor. Ben vurdum topa. Gol oldu. Kaleci baktı gibi bu seviniyor. Top ağlarda. Tamam mı? işte yani. o zaman da Reha abi vardı. Reha Eros. E, Hürriyet'te manşet atmıştı. Hami Porsche'ye geçti diye. Başta koydu. Yani güzel gollerdi. Çok e, emek vererek çok güzel goller attım. Türk insanı bu golleri, golleri unutmuyor tabi, Hafızalarında hep tabii. Senin baldır mı daha kalın hocam? Roberta Carlos'u mu? Hulk Onun mu? daha kalın. Çünkü boy olarak o daha kısa. Daha Benden daha kısa. O daha bir toparlak. Adele grubu daha bir yumurta tarzında. Hem üst adelesi hem alt adelesi. Mesela onun da bir efsane golü vardır Friki. Tabii dönerek o, o, Yani Bunlar çok tabii. olmayacak şeyler yani. Aynen öyle. Bir de olmaz yani bunlar. Sen çok mu bayır koştun hocam? Bizim gençliğimiz zaten Terimendere, Boztepe, Kisarna hep devamlı koş. rampa yukarı koş. Sağlık topu elimizde. Tam elimizde ha, koş. 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 deparlar, meparlar. Belki de oradan kuvvetlenir. Tabii. Şimdi o zamanla bu zaman aslında kıyaslamamak lazım. Yani şey bilim olarak, ilim olarak karıştırmamak lazım. O zaman hocalar da bu kadar çok donanımlı değildi. Yani çünkü onlar doğaçlama belki idman yaptırıyorlar. Şimdi bir aynı idmanı yaptırdığı zaman oyuncu diyor ki ya yine mi aynı idman yapacağız? Şu, şu, jenerasyondan bahsediyorum. Ben iki tarafı da yaşadığım için. O zaman onlar da iyi niyetiyle elinden geleni yaptı ama genelde koşuydu. Haftanın belli günleri koşuydu. şu e, şut çalışması, işte ortalar, perşembe günü çift kale, ondan sonra rutin idmanlar ve maç. Maç. Ama şimdi her türlü her gün farklı bir şey yapmak lazım. Doğru. Hocam en son milli takımdaydın. Hatta senle bir iki ay önce konuştuğumuzda Riva'da yapabiliriz röportajı diye konuşmuştuk. Evet. Ama ayrıldın. Neden ayrıldın? O süreç nasıl gelişti? Haklı mıydın, haksız mıydın? Neden böyle oldu? Bir o süreci anlatır mısın? Ya Burada haklı haksız aramaz aslında ama benim görevim şuydu. A takım, ümit takım, maç izleme, oyuncu izleme hocası olarak görev tanımlamam buydu. Bu görevi de bana Şenol Güneş verdi. Ee, söz vermişti Ümit Milli Takımı. Bana Ümit Milli Takımı vermedi. Bu görevi verdi. Bu görevi de bana ileten Hamit Altın Top'tu. Şenol Hoca sana Ümit Milli Takımı vereceğine söz verdi. Tabii, Nihat Özdemir, Şenol Güneş üçümüz beraberdik. Vermedi. Tolunay Hoca'ya verdi. Tolunay Kakvas'a verdi. Hiç sorun değil. Hamit de beni çağırdı bir gün. Dedi ki abi Şenol Hoca böyle böyle dedi. Olsun dedim öyle istiyorsa öyle yapalım dedim. İşte maç izlemeye gittik falan filan. Raporlarımızı verdik. Ee, onun dışında e, genç takım maçlarını izlemeye çok gittim. Hemen hemen her yaş grubunun turnuvalarına gittim, izledim. Ee, oyuncu grupları var, iyi oyuncuları var. Mesela Arda Güler'i ben ilk Malta'da tanıdım. Orada dedim ki bu büyük oyuncu, Kenan. Bayağı minnettiydi, şimdi Juventus'a gitti. Müthiş bir oyuncu olacak inşallah. Ee, rakiplerde de oynayan Türkler var. Ama bizi bizim takım için oynamayan, ülkemiz için oynamayan. Onlar da gelip burada e, söylüyorum işte bunu işte kazanalım, kazanmamız lazım önemli oyuncu. Ama insanlar e, bilmedikleri için değişik yorumlar yapıyorlar bizlerle ilgili. Benim görevim buydu, izlemeydi. Hani benden federasyon burada hani benim bulunduğum üç sene içinde benden faydalanmadı, beni değerlendirmedi. Şimdi görevden e, gittik, imza attık. Yani bir sebep açıklanmadı. Yeni yapılanma dediler. Bizi böyle e, işimizi işlemimizi çıkardılar yani ve en sonda e, bunlar oldu ve bugün başkanımızın e, sekreteri beni aradı dedi ki başkan sizi yemeğe davet ediyor. Yani gönderil gönderilmişiz yemeğe davet ediyor. Gelir misin hocam dedi. Ben de geleceğim dedim. işim yoksa geleceğim dedim. Çünkü benim medeni cesaretim var. Tamam. Allah aşkına bir, bir ayıbım yok. Kimseye karşı bir saygısızlığım yok gittim. İşte sarıldık, barıldık, konuşmaya başladık. İşte bu yeni yapılanma. Ahmet Altıntop raporlar vermiş. Ve sonuçta yönetim böyle bir karar alarak yeni bir yapılanma içine gireceklerini söylediler. Yani ama benim aslında benden faydalanabilirlerlerdi. Çünkü ben hani bir hocalık yapmadım onu. Sadece durdum, maç izledim. Bir değerlendirmediler beni yani. Ya başarısız gibi, da değilsin ya yani. Ya benim öyle bir şeyim yok ki yani. Bir rekabete yani, de girme. Yok, yani. kimseyle yani. Evet, altyapılar başarısızsa o da benim bir dahlim yok yani. Ben sadece maç izliyorum. Biraz tabii maçlara gitmek istiyorsun. İşte mobbing uyguladılar. Yok öyle dediler. Yok böyle dediler. Ben kendi ismimle bazen biraz sesimiz yükseldi. İşte başkalarını devreye sokarak gitmeye çalıştım. Böyle olmamalıydı. Eğer Ahmet Mandıralı oradaysa her maçı izlemeli, gitmeliydi. Yani rahat buna zorluk çıkarılmamalıydı. Benim gibi bir e, marka yüzü var oranın. Yani ben de sonuçta Oranın marka yüzü olabilirim yani. Tabii. Beni öyle kullanabilirsin yani. Hiç değerlenmedi. Sonra plaket vermek istediler. Ben tabii plaket istemedim. Çünkü şunu söyledim Sayın Başkan'a keşke beni burada değerlendirseydiniz, benden faydalansaydınız da bana ondan sonra plaket verseydiniz. Şimdi ben bu plaketi ne yapayım? Ne için alayım tabii. Ve almadım plaket. Plaketi sonra yemek yiyip yine öyle e, ama sert bir konuşma olmadı yani. Ben içimdekilerini söyledim. Çünkü e, ben Hamit Altıntop'a şunu söylüyorum. Zaman zaman konuşmalarımız oluyor. Odasına gidiyoruz, sohbet ediyoruz. Diyorum ki bir altyapı hocalarla bir tanış, bir konuş. Onlar seni bir tanısın. Senin yüreğini görsünler, fikirlerini öğrensinler. Ama Hamit Altıntop diyor ki ben ne konuşacağım, ne tanışacağım. Ben onların hepsini göndereceğim zaten diyor. Bunu başkan da o gün orada benim ağzımdan ilk defa duydu. Dolayısıyla Allah Allah. Hamit Altıntop'un verdiği raporlarla beraber şimdi yeni bir yapılanma içine girdiler. Kaçıncı, kaçıncı yapılan mı hocam bu? Bilmiyorum yeni girecekler işte. Ee, başkan projelerden bahsetti. Hep şunu söyledim yani. İnşallah bu dediklerinizin takipçisi olursunuz ve bunları uygularsınız. Ee, Türk futbolu kazansın. Bizim derdimiz bu. Ama rica ediyorum. Başkanım dedim size şu rica ediyorum dedim. Şunu rica ediyorum. Ee, buraya yamalı insanları getirmeyin. Yaması olan hocaları buraya getirmeyin dedim. Oyuncu baktığı zaman kulübeye, benim hocam şu dedi zaman bir girecek Google'a veya internete neyse. Ama benim hocam bu karakterde, bu yetenekte, bu beceride bir adam. O yamalı insanlardan lütfen burayı uzak tutun dedim. Demek zorundayım çünkü burası milli takım, başka bir boyut. Bunları konuştuk, bunları anlattım. Sonra da çıktım geldim yani kapıyı da böyle çok sert vurmadık yani. İşte içimdekilerini söyledim Onlar da söylediler ama sonuçta raporu Hamit vermiş başkana. Başkan da zaten 18 ay bir Antep hikayesi var. Başkanlık hikayesi var. Ve sonradan Türk Kutu'nun başına girmiş bir insan. Kendisi çok başarılı bir iş adamı. Bu işi de seviyor, gönlünü veriyor. İnşallah dedim bunların takipçisi olursunuz. İnşallah bu dediklerinizi yaparsınız. Biz de dışarıda her zaman telefonumuz açık. Bir telefonda koşu koşa geliriz. Öyle sarıldık ayrıldık. Hamit Altın top başarılı mı? Ya da bundan sonra süreçte başarılı olabilir mi sence? Yani hocam? başarı nedir? Atakan milli takımın şampiyonlarda Gel arenalarda olamazsın. olması. Var mıyız? Yok. Yokuz. Veya şöyle bir şey var mesela bir maçtan sonra hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsundur. Hamit Altın topla konuşurken böyle masaya, masaya vurdu yürüldü, yani. Yürüldü, evet. Bu böyle böyle olmamalı. Yani Tabii. eğer evet. milli takımlardan sorumluysan sen daha bir alçak gönüllü, mütevazı olacaksın. Evet. Sana gelen sorulara soruları cevaplayacaksın. Göğsünü geri geri cevaplayacaksın. Ama böyle sert davranamazsın. Yani bunu şu sorumlu benim. Suçlu arıyorsan beni benim suçlu demek de bu iş olmuyor. Benim bayraklarım dalgalanmıyor tribünlerde. Demek ki başarısız. Tabii. Şimdi eee Kutz gelmiş değil mi mil takım başında? Evet Türkiye'de top oynadı. Çok karakterli bir adam, düzgün bir adam. Benim gördüğüm yani hiç tanışmadım. Güzel bir adam, yüzü güzel, espriler de yapıyor. Ee, ama... Hocam bir şey söyleyeyim. Kunst'la tanışmadım derken Riva'dasınız. O geliyor. Hiç gelip sizle tanışmadım mı ya? Şimdi yani? e, çok güzel bir soru. E, ben e, Ahmet Altıntop'a diyorum ki ben en son maçları ben izledim. Letonya. Hatırlıyorsun Burak'ın penaltı. Evet. Şimdi en son maç bilgidir. Bu bilgi kıymetlidir. Değerlidir yani. Silahtır yani. Diyorum ki Hamit Altın ki Hamit beni hocayla bir karşı karşıya getir. Ben de benim gözümden bir anlatayım. Rakibimizi anlatayım değil mi? Tamam abi geleceğiz, edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız dedi. Biz ayrıldık hala Arif'i görmüş. Allah, Rivada Allah, bir Allah. gün görmedim ben. Ya hocam ya şaka gibi ya. Sonra niye başarısız? bundan başarısız hocam. Ya hocam bu egolar, bu kibirler, bu yukarıdan bakmalar olduğu sürece ben oldum, ben varım, ben zaten şöyleyim dediğin sürece zaten bir adım, bir gram yol ilerleyemeyiz hocam. Yani şunu diyemezsin. Suçlu benim. E, ne yapayım şimdi? Neyi değiştirdik? Tabii. Milli takım başarılı mı? Milli takım şampiyonada var mı? Yok. Turnuvalarda var mı? Yok. Yok. O zaman yani demek başka şeyleri o zaman gözden geçirmek lazım. Başka şeyleri Doğru. gözden geçirmek. lazım. Şimdi senin e, milli takım hocası Stefan falan evet bizim milli takımımızın hocası. Tabii şeyin emeğini veriyor. Yüreğini ortaya koyuyor. Başarılı olmak istiyor. Ama aynı zamanda burada maçları izlemezsen gidip almaya yorumculuk yapıyor. Doğru. Yani ben demiyorum yani görüntüler onu gösteriyor yani. Dolayısıyla yani o da bir doğru bir insan mı? Hiç üst tabaka takım çalıştırmamış. Değil mi Hiç, Ya Tabii. altları çalışmış. Ümit takım gençleri çalıştırmış. Sen geliyorsun Türkiye'nin başına Şitefan Kuzu getiriyorsun. Kim getirdi? Hamit ve yanında iki üç tane ona onun fikirlerine değer veren insanlar getirdi. Ama işte fan kursa gösterilen ilgi, alaka veya hoşgörü bizim hocaların hiçbirine gösterilmiyor ki. Gösterim. Yerden yere vuruluyorlar. Hepsini Doğru. vuruyorlar. Böyle olmamalı yani. Önce can gelmeli. Önce candır. Sonra canandır. Doğru. Akacağız bu işleri? Önce kendi insanımızın kıymetini bileceğiz. Hep bunun klişe olmuş. Bileceğiz, bileceğiz diyoruz. Kimsenin bildiği yok. Herkes bir yerden bir özelliğinden o hocalarımızı vurmaya çalışıyor. Bunlar da sonuçta insan. Bu ülkeye gerçekten büyük hizmet etmiş teknik adamlar. Bunların da hataları olacaktır tabii, yanlışlar olacaktır. Onlar da hep biz doğru izlemiyorlar ki ama hep siz onun, onların hatalarını kovalamayacaksınız. Yaptığı şeyleri söyleyin ya. Az bir şey oluyor kötü bir sonuç oldu mu oradan vurmaya, buradan vurmaya başlıyorlar. Dolayısıyla biz e, ne kadar büyüyeceğiz futbolda, işte nerede, nerelerdeyiz futbolda bunu görüyoruz işte. Mesela İngiltere izliyorsun, ağzına açık izliyorsun. E Türkiye Süper Lig'ini izliyorsun. Allah'ını seversen. Hangi maçtan keyif alıyorsun ya? Doğru. Başka amaçlar var burada, başka hedefler var. Yani e, zor süreçten geçiyor Türk futbolu bana göre. Abdullah Avcı'yı sorayım hocam. Ayrıldı. Ş şampiyon yaptı Trabzonspor'u. Vallahi ben Abdullah bak, e, şimdi milli takımda bazı oyuncu, oca, e, eski oyuncuların ismi geçiyor ya. Ama ben futbolu bıraktan sonra Fatih Hocam beni Abdullah Avcı'nın yardımcısı yaptı. 2005'te geldimdi. Onunla çalıştım. Yüreği güzel bir adam. Çalışkan bir adam. Başarılı olmak isteyen bir adam. Ve geldi, buralarda çok çalıştı. Ama Trabzon'da yaşadığı başarı hiçbir takımda yaşamadı. Yaşamadı. Çünkü şampiyonluk yaşadı, kupa aldı, evet. aldı. Yani gerçek başarısı Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın. Şimdi büyü bozuldu Trabzonspor'da şampiyonluktan sonra. Ne oldu? Nasıl oldu bilmiyorum ama Trabzon'da şu an İşleri iyi gitmiyor ve hoca da böyle bir karar aldı. Saygı duymak lazım. Bence de gitsin, çekilsin, dinlensin biraz. Ailesini alsın bir arada olsun. Bence de doğru bir karar bana göre. Ama Trabzon'da bir şeyler bozulmuş yani. Türkiye'de hocam başarı yönetilemiyor ya. Başarı yönetilemez. Öyle, yani. öyle öyle bir problem var. Yani başarıyı hem yönetemiyorlar hem organize edemiyorlar. Şöyle şimdi şampiyon oluyorsun, bunu paraya çevirmen lazım. Değil, Değil mi? mi? Bunu da beceremiyorsun. Bunu da beceremiyorsun. Mesela Galatasaray, UEFA şampiyonu oldu. Bilmiyorum hani çok. İçim yani ben yüzeysel yorum yapıyorum. Gerçekten bunu paraya çevirebildiler Çeviremedi. mi? Çeviremedi. İşte bunlar konuşmak Hazır değildi ama. çünkü. Yani Trabzonspor işte yıllar sonra şampiyon oluyor. Evet şehir çok mutlu, insanlar çok mutlu. Son jenerasyon çok mutlu. Şehrin gazı alındı, rahatladı. Ama birden bir şeyler büyü bozuldu. Ve takım tepe taklak. Yani kendi sahasında yeniliyor. İyi futbol yok. Bir şeyler yani eksik. Dolayısıyla bunu gördü Abdullah Hoca belki. Onun için de istifa etti. Çünkü kalırsa hem takım hem belki kendine daha fazla e, zarar gelecek diye düşündü. Böyle bir karar aldı. E, saygı duymak lazım. Verdiği emek için ekibine şahsına çok teşekkür etmesi lazım e, camiamızın. E, onunla beraber şampiyonluk yaşadı Trabzonspor. Bu çok çok önemli bir şey. Bir Güzel bir teşekkürle onun gönlünü alarak Uğurlamak en doğrusu. Son son hocam Arda Güler dedin az önce. Malta'da gördüm, izledim e, dedin. Ne düşünüyorsun Arda Gülerlerle? Arda dedi? Güler e, benim Türkiye'de son zamanlarda gördüğüm en yetenekli oyuncu. Ha, büyük oyuncu olup olmamak ona kalacak. Ona kalmıştır. Ben geçen onunla e, şunu paylaştım bir büyü olarak benim çocuğum yaşında. Evet. Benim çocuklarım ondan büyük. E, bir konuşma geç dedim ki Arda'cığım bak ben seni Malta'da tanıdım milli maçta nasıl bir oyuncu olduğunu, yetenek olduğunu, iyi bir karakter olduğunu gördüm. Ama senden bir büyüğün olarak şunu rica ediyorum. Sakın ha dedim. Sağda maç pozisyonlarda abilerine cevap verme. Baktım cevap vermeye başladın dedim. Kaç defa güven dikkatimi çek dedim. Bu seni iyi yere getirmez dedim. Bundan vazgeç dedim. Evet başkaları da hocam söyledi bana dedi. Dedim ben başkası değilim oğlum. Ben eski top oynamış büyüğün olarak sana bunu diyorum. Bundan vazgeç. Bundan vazgeçerse seni her takımın taraftarı sever. Çünkü sen çok güzel yürekli bir çocuksun. Gerçekten ama yetenek olarak da çok büyük. Ve bunun tamamıyla oynaması lazım. Çok daha evet. süre alması lazım ki güçlensin. Ama akıl hocalar diyor. Işte eski hocalar işte Arda niye oynamıyor? Fizik gücü yokmuş. Ya bunu diyeceğine bunun oynaması için destek olsana. Tabii. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun, herkes biliyor. Çocuk da biliyor onu. Tabii. Ama bu çocuğu öyle kazanamazsın. Bu çocuğu oynatarak fiziki idmanla da maç ayrıdır. Atakan Aynen. bunu ayrı lazım. Aynen öyle hocam. Bu çocuk oynamalı Atakan. Bu Böyle. çocuk oynarsa bana göre 4 pozisyon sonrasını top gelmeden düşünemeyecek kadar zeki bir oyuncu. Evet. Babamın oğlu mu? Onun da bir anası var, babası var, kardeşleri var. Belli ki çok güzel yetiştirilmiş. Çok saygılı bir çocuk. İnşallah Allah'ım bozmaz. Allah yolunu açık eder inşallah. Sen şimdi aklıma geldi hocam. Sen Batuhan Karadeniz'e çok ilgilenmişsin. Çok uğraşmışsın değil mi hocam? Çok. Ben önden koşuyorum. Ona hazırlıyorum. Bana diyor hocam toplara nasıl vuruyordu sen ya? Konuyu değiştiriyordu. Oğlum ben mi ko ben koşuyorum. O arkada oğlum ben oynamayacağım diyorum. Sen oynayacaksın diyorum. Ona. Sen onun önünde koşuyorsun. Hocam, hocam diyor topa ne vuruyordu sen de diyor. Koşmam <laughs> Bak sana yemin ediyorum. Eğer o Batuhan benim gibi profesyonel olsaydı. Veya benim ayarımda bir insan gibi profesyonel olsaydı, koy onu dünyada her yerde top oynardı. Oynardı bu hocam. Çok yetenekliydi. Hatta ben bir gün Fatih Hoca'ya dedim ki, hocam bir topa vuruyor, Fatih Hoca bana böyle bir dikkat et. <laughs> Bunu sen diyorsun dedi. Evet hocam dedi. Çünkü idman süresi kalıp topa çalıştırıyordum onu, müthiş vuruyordu. Bir de ayak 46 numara. Çok zordur yani. <laughs> tabii tabii. Böyle çok zordur 46 numaranın topa vurması yani. <laughs> Hocam enteresan bir adam ya. Eskişehir'de süper final vardı ya. Hani süper finale kalmış. İnanılmaz bir performans gösterdi. Son Fatih Hocaya alınmış milli takıma. <laughs> Hocam demiş kusura bakma ben <laughs> tatil tatil yapacağım demiş. ya değişik bir çocuk. Ya Fatih dedim seni çağırıyorum gitmiyorsun. Değişik çocuk de. Hatta gitmiyor. Amerika'ya götürüyorlar takımı. O da o sırada işte gece mece takılıyor falan. Ee, yanında böyle bir grup kız grubu falan. Akşam maçı izliyor. Gece 3-4 falan böyle yapıyor. <laughs> ya diyor mini takım kimlere kaldı diyor. <laughs> Tabii Batuhan'ın çok vukuatları vardır ama temelinde e, özünde çok kötü bir i̇yidir, çocuk. İyidir iyidir. Bir ben, çocuk. Çok sevedim, ben çok çok ben Bu bir çocuk fakat. Onun çok vukuatları var Hı. ama e, Ümit Milli Takım'dayız. Bak bir anımı anlatıyorum. Ben de Ümit Milli Takım hocam bana sorunu konuştu. Fatih hocam Allah razı olsun. E, Ermenistan'dan oynayacağız. Fatih Hoca dedi ki oynasın dedi. Ona amil takım alacağım dedi. Doktoru gönderiyoruz Asım abi. Diyor ki ben oynamayacağım. Bir şey yok yani. Bir şey. Yok. Başkalarını Zeki Hoca'ya gönderiyorum <laughs> ben oynamayacağım. Ben son dedim ki oğlum gel. Fatih Hoca dedi ki böyle böyle. La istemeyerek çıktığı maçta üç tane gol attı biliyor musun? <laughs> Hatırlıyor musun? Ondan sonra Bosna <laughs> maçı vardı burada. Tabii tabii. Omuzları sakatlandı. Evet. İlk amil maç. Evet. Ben Fatih Hoca'ya dedim ki hocam senden Allah razı olsun. Aldım bu Batuhan'ı da beni kurtardın dedim. Ben rahatladım. <laughs> Bak bizim diyaloglar böyleydi. Bunlar konuşmasan olmaz. Ama, Açık olacaksın. Ama dünyanın en zor adamı ya Batuhan. Abi çok zor. Çok zor hocam ya. Onun ya bir sürü hikayeleri var ama. Yani tem ben yine aynı şeyi vurgu yapayım. Eğer profesyonel olsaydı şu an tabii. Real Madrid'de de oynardı. Barcelona'da da oynardı. Juventus'ta da Her oynardı. Çok değişik bir oyuncuydu yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayağına ederim. sağlık, ağzına sağlık. Yani hakkını helal et hocam. Helal Geldik olsun kardeşim bu ne e, demek. Caddeden, İstanbul'dan, Suadi'den geldi bu trafikte. Hepsi senin için. Senin yüreğinin güzelliği için. Allah çok razı teşekkür olsun ederim hocam. Ben de. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel bir e, inşallah amacına ulaşmışsın. Sağ ol hocam. Değerli seyirciler, Türk futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Hami ile gerçekten çok güzel, çok özel bir söyleşi yaptık. Ee, bilmediğimiz anıları, anekdotları, hikayeleri sizlerle paylaştık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.